Kahve var, altın gibi. Ha, altın gibi mi? Bakalım. Abi altın gibi ha. Şimdi kahvemizi aldık. İçeride maç var. Bayağı ses olacak diye dışarı çıkayım dedim. Şurada uygun bir yere oturacağız bakalım. Evet, şurada bir trafo buldum. Onun yanındayız şimdi. Buldum derken aslında biliyordum ben bunu. Neden? Pandemi zamanında biliyorsunuz birçok yasaklar vardı. O yasaklarda hep geldiğim yerde şu trafoya oturup kahveyi böyle içerdik. Şimdi Bulgaristan'da bildiğiniz gibi Mart ayında bir daha seçim var. Türkiye'de de Mayıs'ta var. Bizler her yerde oy kullanacağız. Haydi doluşun otobüslere, Bulgaristan'a gidiyoruz. Ne yapacağız? Oy kullanacağız. Tamam. Haydi Türkiye'de de var. Orada da kullanacağız. Ya baktığında ne kadar değerliyiz değil mi? Bak her tarafta oy falan kullanıyoruz. Sadece oy kullanıyoruz. Şimdi Bulgaristan'da seçim olunca burada bazı arkadaşlar çok mutlu oluyorlar. Neden olduğunu ben hala çözemedim ama çözdüm de şimdi burada çok nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Ama öncelik şu olmalı tabi. Evet, Bulgaristan seçimleri önemli de. Arkadaş sen Türkiye'de yaşıyorsun ya. Önce buraya bir odaklan. Buradaki sorunları çöz. Hiç mi sorunumuz yok Türkiye'de? Bulgaristan Türklerinin burada hiçbir sorunu yok mu acaba? Var. Nasıl var? Mesela bu topraklarda doğmuş çocukları hala biz vatandaş yapamıyoruz birileri çok rahat olurken. Ama bizim çocuklarımız hala olamıyor. Mesela askerlik boşlanması için para ödemiş insanlarımız bundan yararlanamadı. Ödediği parayla kaldılar. Yani 10 sene önce ödedikleri parayı şu an devlet onlara geri veriyor. Düşünsene abi, memlekette nasıl bir enflasyon olmuş. Yani diyelim ki 10 sene önce 3000 lira yatırdın sen. Diyor ki ya biz bu kanunu kaldırdık. Senin askerlik ödemeni kabul etmiyoruz. Gel 3000 liranı al kardeşimizden, helalleşelim senden diyor. Böyle bir mağduriyet var ama kimseden ses yok. Bununla beraber askerlik ödemesi olmasın. Bulgaristan'da çalıştığı günleri ödemek isteyenler var. Sayılsın bunlar. Parasını biz verelim ya diyorlar. Yok abi, o da yok. O da olmuyor. Bunun yanında mesela bizim yaşlılarımız var ya. Nenelerimiz, dedelerimiz. Yaşlılık parası alacaklar. Alıyorlardı da. Ama ne oldu? Kestiler. Dediler ki ya sen Bulgaristan'dan da para alıyorsun. 100 leva mı, 150 leva mı, her neyse. Sen onu aldığın için biz sana para vermiyoruz burada dediler. Yani seçim öncesi her şeye, her yere para bulunuyor. Ama bizim yaşlılarımız maalesef yaşlılık parası Türkiye'de alamıyor. Neden? Bulgaristan'da yaşlılık aylığı aldığı için. Yani yaşlı insanları, şöyle çocukları çok iyi yerlerde olabilirler. Amma ve lakin. Onlar ne çocuklarından ne başkasından bir şey isteyemez durumdalar. İsteyemezler de zaten. Ben insanımı bilirim ya. İsteyemez. O yaşların tek gelir kaynağı bu belki. Onu da ellerinden aldık ya. Helal olsun. Peki bunları dile getiren var mı? Yok abi. Ankara'ya gidersin. Milletvekilleriyle, işte bakanlarla, hatta cumhurbaşkanıyla fotoğraf çekinirsin. Ama bu sorunların hiçbir tanesini söyleyemezsin. Neden? İşine gelmez. Meşakkatli iştir. Ters düşmek istemezsin. O yüzden söyleyemezsin. Ama hani bir yerde pıtrete çekinecekse, Snimka'ya çekinecekse orada her zaman varsınızdır abicim. Maalesef durum bu. O yüzden Bulgaristan seçimleri benim için önemli mi? Çok da önemli değil. Ya bizim burada sorunlarımız var. Bir önce onları bir halledelim. İnsanımıza yapılan bu haksızlıkları ortadan kaldıralım. Ki bu en doğal haklarıdır ya. Düşünsenize, para ödüyorsunuz. Kanun çıkartılmış. Siz paranızı ödemişsiniz. Bundan yararlanmak istiyorsunuz. 5 sonra çıkıyorlar, diyorlar ki hayır, al gel, al paranı geri. Ya bu yani hiçbir yerde kabul edilebilecek bir şey değil. Yani buna herkes karşı çıkar. Ama bir tek biz çıkmıyoruz. Çıkamıyoruz yani. Nedeni de size az önce açıklamıştım zaten. Bunlar olmadan, buradaki sorunlar çözülmeden, burada hiçbir kurumun, hiçbir STK'nın ben Bulgaristan seçimleriyle ilgili ahkam kesmesini buradan kabul etmiyorum. Ne zaman ki buradaki işleri halledersiniz, ondan sonra bir sonraki adım olarak evet oraya bakabilirsiniz. Güzel bir pazar gününden herkese saygılar. Galiba Balkanlardan da önümüzdeki günlerde soğuk hava dalgası gelecek. Sabırsızlıkla bekliyoruz diyelim.